Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Büyükşehir Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Özgür Özer, Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı yıl sonu itibarıyla 1 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Ulaşım AŞ'nin 183 milyon lira zarar ettiğini belirten Özer, bu borcun ana bütçeyi erittiğini savundu. 2021 yılı faaliyet raporunda bizler geniş tabanlı bir çalışma yaptık. Çünkü 440 sayfa civarındaydı faaliyet raporu. Özellikle bilançolara odaklandık. Şirket bilançoları, ana bilançolar ve kar zarar durumları ile ilgili. Kısaca birkaç cümleyle aktarım yapayım. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin 2021 yılı yıl sonu itibariyle 1 milyar 100 milyon liralık borcu var. Bunun büyük bir kısmı veya yarı yarıya da diyebiliriz, uzun vadeli ve kısa vadeli borçlar. Eskiden kısa vadeli borçlar daha azken iki katına yakın bir artış söz konusu. Bunları da az önce izah ettim sebeplerini ve daha önce hiç faiz ödenmedi demişlerdi. Biz de bu faaliyet raporunda da yine kesin bilgiler olduğu için söyleyebiliyoruz. 66,5 milyon gibi bir faiz ödendi geçen yıl. Bunlara değindik. Artı Sosyal İşler Müdürlüğü'nün bütçesinin artırılmasını talep ettik. Özellikle Ulaşım AŞ'nin zararından bahsettik. Geçen yılki zararı 183 milyon lira. Bunu defalarca vurguluyoruz. Şundan dolayı belediyemizin ana bütçesini eritmeye başladı. Bununla ilgili bir önlem alınmalı veya çaresi neyse ona bakılmalı. Ardından Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın ciddi bir ek bütçe kullandığını söyledim. 140 milyondu bütçesi, yetmemiş, ek bütçe istemiş. İstenen ek bütçeyle de gördüğünüz gibi Kartal Kavşağı halen yapılamadı. İpek Sarayı'nın oradaki kavşak halen tıkalı. Yani bütçeyi arttırdınız ama hiçbir verim alınamadı şeklinde eleştirilerimiz oldu. En azından bu söylediğim iki nokta için, yapılanlar elbette ki vardır. Bunun dışında stratejik planın bazı faaliyet raporunda olması gereken eksikleriyle ilgili detaylarımız oldu. Bunlar tabii teknik bilgiler, belediyenin bir yıl boyunca yaptığı işler ve onların performanslandırılmasıyla ilgili.